Allah razı olsun, valimizin aslında bugün İstanbul'da olmayacaktı. Ankara'da işleri vardı ama o tarihe mutabık kalmak için programı bozdu ve geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biraz sonra inşallah beraber dinleyeceğiz hepimiz. Bu arada küçük duyurularım var. Duymayan arkadaşlara. O baştan böyle yapıyor, ondan sonra susuyor. Pazar günü Siirt'te 80 çocuğa 80 bisiklet dağıtılacak. Çok hayırlı bir çalışma oldu. Biz gördüğünüz gibi afişte 40 günde 40 bisiklet diye bir program yapmak istedik. Ensar Camisi'nde 40 sabah namazı, 40 akşam namazı, 40 yatsı namazı gelip kılıp ve aynı anda akşam yatsı arasında ders alıp cumartesi pazar böyle gene buyur. Cumartesi pazar da sabahtan akşama kadar ilmihal dersi, Kur'an dersi alan çocuklara birer bisiklet, bunu tamamlayana birer bisiklet verecektik. Fakat katılım umduğumuzdan fazla oldu. 116 kişi katıldı. Şu anda da 79 kişi bu yarışmayı bitirdi. İnşallah pazar günü Siirt şubemiz Diyanet'le birlikte ama tamamen sponsorluğu Siirt Vakfı'nın yaptığı bu çalışmayı 79 çocuğa 79 tane bisiklet, bir tane de camiye oradaki talebeler verecek, çarşıya gidip gelmek için 80 tane bisiklet dağıtacak inşallah orada. Bu çalışma böyle bereketli oldu ki yalnız çocuklar olmadı, bu namaza başlamadı. Babaları sabah namazında çocuk yalnız gitmesin, namaz kılmayan babalar da camiye gelmeye başladı. Akşam keza çocuk yalnız gitmesin, gene babalar geldiler, beraber namaz kıldılar. Çok çok bereketli oldu yani. Hem çocuk, hem baba, bazen abileri falan namaza başlatıldı. 7-17 yaş arası grubu. Biz de bunun üzerine dedik ki Siirt'e siz yeni kampanyalar başlatın. Siirt'in geneline başlatın. Hedef 1000 bisiklet. Biz size Allah'ın izniyle 1000 bisiklet İstanbul'a temin edip göndeririz. Şu anda o çalışmalar yapıyor. İnşallah bu kampanyadan sonra yeni bir çalışma yapılacak ve hedefimiz 1000 bisiklet, 1000 çocuğa 1000 bisiklet vereceğiz inşallah Teala. Çünkü çok bereketli ve güzel bir çalışma oldu. Ayrıca yine geçen hafta Sultan Gazi şubemiz bir tır kumanya Halep'e gönderdi. Dün akşam da televizyonlarda haberleri oldu. Sultan Gazi şubemizden gelen var mı arkadaşlar? Kardeşimiz. Onlar gelecekti. Kendilerine teşekkür ederim onlara da. Hakikaten Sultan Gazi yalnız bu turla kalmayıp bu sene içerisinde en az 4-5 sefer Halep'e ilaç, kumanya vesaire gönderdi. Güzel çalışmalar yaptı. İnşallah diğer şubelerimiz de böyle devam eder. Siirt'te de tabii Siirt şubemiz de göz ardı etmek lazım. Çünkü orada yaklaşık 50 bin parça gönderildi, buradan dağıtıldı. Ama şube bununla kalmayıp evlere kumanya, odun, kömür çalışması yaptı bu kışın. Allah kendilerinden razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah Türkiye safında böyle şubeler olup böyle güzel çalışmalar yapan şubeler olsun bizler. Temenni ediyorum. Şimdi Gençlik Kolları Başkanı. Buyurun. Gelen arkadaşlarımız da olacak. Bildiğiniz üzere geçen seneden beri Gençlik Kolları olarak aylık sohbetler yapıyoruz, konferanslar yapıyoruz. Sosyolojik, siyaset üzerine, din felsefesi üzerine programlarımız oldu. Şu andaki programlarımıza Siirt Milletvekili Yasin Atay olsun, ilahiyatçı Profesör Adnan Demircan olsun, Orta Doğu üzerine yardımcı doçent Doktor İbrahim Elerşi olsun. Bu sene herkese Egemen Bağış Bey, Özgür Er Genel Sekreteri Musa Üzer Bey, bu ayda İstanbul Vali Yardımcımız Lihat Nazlı Bey sağ olsunlar iştirak ettiler programımıza. Yani zaten biliyorsunuz Nihat Bey'i Siirt'in iftiharı.
Yani şu ana dek kaymakamlık görevleri oldu, Türkiye'nin farklı yerlerinde iyi bir şekilde hizmetleri oldu. Hali hazırda da İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor. Siyetlere ve sahip çıkıyor sağ olsun, eksik olmasın. Biz kendilerine bugün için cidden çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırıp geldi, teşrif ettiler. Bizim programlarımız herkese devam edecek. Gelecek ayda Çanakkale üzerine bir programlar oluyor, biliyorsunuz 18 Mart. Gelecek ayda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı, Çanakkale Şehir Tarımı Profesör Doktor Zeki Yarkurşun Bey'i teşrif edecekler. Bunları izah etmek istedim. Bu arada tekrar çok teşekkürler. Zaten başkanımız da gerekeni söyledi. Narvan Bey de söz. Teşekkürler. Evet. Saygılarınızsınız. Teşekkür ediyorum. Öncelikle teşekkürümü Hacı Zeki'ye söylemek istiyorum. Daha çocukluğumdan beri 56 doğumluyuz ama muhtemelen böyle Hacı Zeki'yi ne zamandan beri tanıdığımı hatırlamıyorum. Aynı sokakta büyüdük. Daha küçük çocuklarken birbirimizi tanıdık ve bugüne kadar hep ilişkilerimiz devam etti. Komşuluğumuz çok güzeldi ama ben tabii komşuluğundan ziyade burada İstanbul'da özellikle Siyet Vakfı ile alakalı yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerine huzurunuzda şükranlarımı sunmak istiyorum. Esasında ben bu gece hani böyle gelmiş size bir şeyleri anlatan birisi olarak değil de burada bir şeyler oluyor, ben de bunun bir üyesi olarak kendimi görüyorum. Ama hakikaten yiğidi öldür hakkını ver demişler. Hacı Zeki ve tabii yanında yönetimde birkaç tane arkadaşıyla beraber böyle biraz daha bize layık olan bir binada etkinliğimizi gösteririz. Çok güzel, şu beğenmediğimiz yer bile o kadar çok fayda sağlıyor ki. 2 sene önce babam rahmetli olduğunda burada hep sizler, Allah razı olsun, sizler de katıldınız, geldiniz, gittiniz. Ve birçok yine insanımızın taziyesine buraya geldik. Birçok insanımızın, dostumuzun bir vesileyle acı günlerini burada paylaştık. Ümit ederim inşallah bina bittikten sonra da, yani her şey bina değil ama bina gerçekten çok önemli. Tesis çok önemli, bunun için doldurmak da lazım. Ve beni ayrıca sizinle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Evet, 56'da Siirt'te doğdum, Ulus Mahallesi'nde. Birçok arkadaşım var, Hayrettin bugün aramızda Siirt'ten gelmiş. Öğretmen okulunu beraber okuduk. Siirt'in köylerinde öğretmenlik yaptım. Erhun köyleriyle beraber, Cevat hocam orada. Cevat hocamla aynı okulda beraber okuduk. Sonra nasip oldu, öğretmenlik sırasında İstanbul Hukuk'a kayıt yaptım. Kasımpaşa'da öğretmenlik yaparken de hukuku bitirdim. Sonra Siirt'e memleket özlemi ve rahmetli babamızın da biraz ısrarıyla Siirt Valiliğinde staj yapmaya gittim. 3-3,5 sene süren bir süreç içerisinde. Siirt'te kaldım ama tabii gezdim, gittim, geldim, dolaştım bir hayli fazla. Da kaymakamlık hizmetine başladım. Birçok yerde gezdik, aşağı yukarı Türkiye'nin dört bir tarafını gezdim. Eskişehir'de, Seyit Gazi'de çalıştım. Arkasından Erzurum'a, Narman'a gittim. Sonra Urfa'ya, Birecik'e. 3 yerde de vali yardımcılığı yaptım. Trabzon'da birkaç sene önce, tabii Beşiktaş'tan önce. Beşiktaş benim özlediğim memleketime, dostlarıma, akrabalarıma hasret olduğum günleri bana verdi bir manada. Yıllar yılı Türkiye'nin dört bir tarafını gezerken arkadaş, dost, ahbap eksikliğini, özlemini ararken baktım ki Beşiktaş'a atanmışım ve Beşiktaş'ta ben çalıştığım çok uzun bir süreyi sanki tatile gelmişim, sanki dostlarımla, akrabalarımla gezmeye gelmişim buraya gibi geldi bana. O 5 yıllık süre çok çabuk bitti ve buradan tabii sürelerimiz, bizim tayin sürelerimiz 5'er yılda sınırlı. 5 yıldan sonra gittik. Allah nasip etti. Ankara vali amcalarından sonra tekrar eve geldim. Sizlerin arasına geldim. Tekrar sevdiklerimin arasına geldim. Dolayısıyla çok
İstanbul'a tekrar gelmekten de çok mutlu olduğumu da ifade ediyorum. Hacı Zeki sağ olsun yine yönetimle beraber Varoş Bey'in ziyaretine geldiklerinde bugün için bir konuyu tespit edip bir konuşma yapmamı rica etti. Ben de hay hay dedim, severek, memnuniyetle dedim. Ama beni çok da zorlayan bir konuyu seçti. Kamu ve efendim halkla ilişkiler dedi. Kamu dediğiniz zaman o kadar geniş bir konu ki, yani ben 42 yıllık bir memuriyet hayatımın içerisine hep bu kamu girdi ve herhalde biz ömür boyu bu kamuyla devam edeceğiz. Böyle bir oturuşta da anlatılacak bir konu değil. Ben bir miktar özet gibi bir şeyler söylemeye çalışacağım. Arzu ederseniz bir müddet kamuyu anlattıktan sonra soru-cevap ilişkine de geçebiliriz. Ya da halkla ilişkileri de anlattıktan sonra eğer arzu ederseniz sormak istediğiniz bir şey olursa memnuniyetle seve seve yaparız. Hatta keşke sorularla devam edebilsek ama önce bir konuyu şöyle kısa bir özetlemek istiyorum. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم شافعين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله
الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. يا إلهي يا رب العالمين. Okumuş olduğumuz hatmi şerifi ilahi ya Rabbim getirilen tekbirlerin ilahi ya Rabbim okunan hatmi şerifin niyetiyle beraber evvelen ve bizzatiki cihan serverin Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, mutahar ruhi şeriflerine bizler acizane hediye ediyoruz. Bizlerden kabul eyle ya Rabbim. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün enbiyalar ruhlarını hissedar eyle ya Rabbim. Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabiine, tabi tabiine, ezberlerine, ezhaplarına, ehli beytinden günümüze kadar gelmiş, göçmüş her kim varsa, ehli iman olarak göçmüşlerine ruhlarını hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i indiği günden günümüze kadar okutan hocalarımıza, hocalarımızın hocalarına ruhlarını hissedar eyle ya Rabbi. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'deki rağbetimizi arttır. Evlatlarımızın rağbetini arttır ya Rabbi. Allah'ım okunan hatmi şeriften hazır olan sevabı ya Rabbi vakfımıza hizmet eden, hazır bulunan cemaatin bütün geçmişlerini ya Rabbi onları da hissedar eyle. Nesilleri kesilmiş bir facia okuyacak kimseleri kalmamışlar ruhlarını hissedar eyle ya Rabbi. Şu aziz vatan için son kan damlasını akıtıp da şehit olanların ya Rabbi ruhlarını hissedar eyle. Gazilerimizin ruhlarını hissedar eyle ya Rabbi. Allah'ım hazır bulunan cemaatimizin anne tarafından, baba tarafından ahirete intikak etmiş her kim varsa onların da ruhlarını hissedar eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi nâri cehennemden kurtar ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı ve İslam'ın şartlarını bize yaşat ya Rabbi. Hac faresini yerine getirmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım zekat verirken, sadaka verirken cömert olmayı bizlere nasip eyle. Oruç tutarken ya Rabbi sağlıkla tutmayı bizlere nasip eyle. Namaz kılarken huşu içinde namaz kılmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi alemin. Kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rıza indillahi teala. الفاتحة. Allah bizden razı olsun. Ağzınıza sağlık. Başkanım, burada misafirimiz var. Arnavutköy'den gelmiş. Benim arkadaşım, 17 yıllık arkadaşım.